Sporun insan vücudundaki faydalarını tarif etmeye gerek yok yani. Olmazsa olmaz. Çünkü spor yaptığınızda ruhen ve bedenen rahatlık hissediyorsunuz. Bir de manzarası var buranın. Manzara da etkili. Yani doğayla iç içesiniz. Ruhen içiniz rahatlıyor yani. İsmim Rıdvan Arslandaş. Bolu Seben doğumluyum. Küçük yaşlardan beri sporla ilgileniyorum. İlkokul çağlarında voleybolla ilgilendim. Lise çağlarında voleybol, futbol devam etti. Lise bittikten sonra Seben Spor takımında uzun süre futbol oynadım. Futbol oynadıktan sonra antrenörlüğe başladım. Futbol antrenörlüğüne. 54 yaşındayım. Yaklaşık olarak 4-5 yıldır kanoyla ilgileniyoruz. Yani benim için olmazsa olmazlardan bir tanesi. Küçük yaşlarda başladığım için sporun insan vücudundaki artılarını, insana sağladığı faydaları çok iyi bilen bir insanım. Tabii kendim o dönemleri yaşadığım için, kendimde gördüğüm için sporun insan vücudundaki faydalarını, çocuklarıma da elimden geldiği kadar spor yaptırmaya çalıştım ilkokul, ortaokul zamanlarında. Onlar spor yaptıkça derslerindeki başarı durumu artıyor. Daha aktif oluyorlar. Daha böyle hayata canlı bakıyorlar. Bedenen ve ruhen daha sağlıklıyız. Hiçbir kötü alışkanlığımız yok. Aile içi iletişimimiz kolay. Sosyal etkinliklerimiz daha rahat. Yani sonuçta bir adım önde gidiyorsunuz. Şehirlerde maalesef aileler kaçış yolu olarak işte AVM'lere gidiyorlar ailecek. Oralarda vakit geçirmeye çalışıyorlar. Aslında aileler çoluğunu çocuğunu toplayıp bu tür yerlere getirseler, buralarda spor aktiviteleri yaptırsalar çocuklarına, aile bireylerinin hepsi üzerine pozitif etki bırakır. Ya babam bu konuda hayatımızın her aşamasında bizi hep spora yönlendirmiştir. Yani şu anda bile kızım fitness'a git, hadi gel kanoya gidelim diye her hafta sonu bulabildiğimiz her boşlukta bizi spora götürmeye çalışıyor. Bu anlamda kendimizi çok şanslı sayıyoruz gerçekten de. Kanoyu yaklaşık 3-4 senedir yapıyorum. Seben Derneği sayesinde başladık zaten. Seben Derneği'nin kanoları almasıyla biz de geldik. Babam geldikçe biz de gelip yapıyoruz. ...2014 yılında Seben Derneği kuruldu. Seben Derneği vasıtasıyla Seben Gölü'ne ne kadar fayda sağlayabiliriz, neler yapabiliriz diye düşündük. Buraya kano alınabileceğini, kano sporunun yapılabileceğini, uygun olduğunu düşündük. Genç ve Spor Bakanlığı'na proje sunduk kanolarla ilgili. Bakanlığımızın, Genç ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle kanolarımızı aldık. Kanoları aldıktan sonra burada binden fazla insana yaş gözetmeksizin kano eğitimleri verdik, sertifikalar verdik. Türkiye genelinde baktığınız zaman kano sporunda ne kadar sporcu var diye düşündüğünüz zaman belki 1000 tane kayıtlı sporcu vardır ama biz burada binden fazla kişiye kano eğitimi verdik, kanoyla buluşturduk, eğitimlerini verdik. Yani o insanlar buraya geldiğinde kanoya binmek istediklerinde rahatlıkla binebilirler yani o eğitimleri aldılar çünkü. Zor bir spor değil kano sporu. Buradaki 15 dakikalık, 20 dakikalık bir eğitimle başlangıç seviyesi kanoya binebilirsiniz yani. Bizim buradaki şansımız bir doğa harikasının içerisindeyiz yani. Her şeyle bütünleşmiş. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Kanoya biniyorsunuz, gölün ortasına gidiyorsunuz. Bütün etrafınızı rahatlıkla görebiliyorsunuz yani. Mükemmel bir manzara, doğa harikası yani. Onları da keşfedebiliyorsunuz yani.
Kanospor'u insan vücudundaki çoğu bölgeyi, kas gruplarını geliştirmek için ideal bir spor. Ama yorucu da bir spor. Kano kürek çekerken kas, kol kaslarınız, omuz kaslarınız gelişiyor. Aynı zamanda bel çevresindeki yağlarınız eriyor. Bel kaslarınız gelişiyor, karın kaslarınız gelişiyor. Yani uzun süreli bindiğiniz zaman, yarım saat bindiğiniz zaman yoruluyorsunuz yani. Ama sonuçta vücudunuza çok büyük getirisi olan bir spor. Şimdi özellikle aileler küçük yaşlardaki çocuklarını spora mutlaka yönlendirmeleri gerekiyor. Küçük yaşlarda çocukların özgüveni gelişmiyor. Siz o çocuğu spora yönlendirdiğiniz zaman çocuk orada hem ikili ilişkiler, sosyal iletişim, özgüveni artıyor. Hayata bakış açısı orada değişiyor. Yani bu şekilde çocuklarda gelişim çok hızlı bir şekilde artıyor yani. Mutlaka ve mutlaka ailelerin küçük yaşlarda spora çocuklarını yönlendirmeleri lazım. O şekilde biz hayatımızı sürdürdük ve onun meyvelerini de aldığımı düşünebilirim yani. Spor her insanın yapması gereken bir aktivite. Benim spor yapmaya başladıktan bu zamana kadar gelişimdeki sağlıklı olmamı, hayatı dolu dolu yaşamamı sağlayan şey spordur. Yani o ilkokuldan başlayıp da bu zamana kadar yaptığım spor faaliyetleridir. Yani ben şimdi çalışma ortamımda olsun, her alanda, ailemde olsun, her alanda gerçekten o bana çok büyük artıları, getirileri olduğunu düşünüyorum yani. Onun için spor bir an önce yapılmalı yapmayan insanlar tarafından da.